BCM Forex'in herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde haftanın ikinci işlem gününde dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam ettiğini net bir şekilde görmekteyiz. 98.45'lere kadar yukarı yönlü atak başlatan bir görüntü var karşımızda ve günün dip noktası da 97.73 olarak kaydedilmiştir. Genel çerçevede baktığımızda 21 periyodluk üstel hareketli ortalamanın desteğiyle yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini görebiliyoruz. 97.25 seviyesi de mevcut ortalamanın şu anki seviyesidir diye ifade edebiliriz. Ama tabii ki bu seviye şu anki bölgeden çok daha uzak, bu yüzden de birazcık daha hareketleri kısa vadeli olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu yüzden de günün dip noktası 97.73 destek noktasının önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Ve bu seviye üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devamına ilişkin düşünceler ön planda. Peki nereye kadar devam edebilir? İlk görmüş olduğu seviye 98.45 seviyeleri gün içerisinde test edilmesi beklenen olası seviyedir diyebiliriz. Peki bundan sonraki süreçte ne olur? özellikle 97.73 üzerinde kalmayı sürdürürse 98.45'lerin yeniden test edilmesi akabinde tekrar bir karar verme aşamasına geçmesini ifade edebiliriz. Tabii ki kısa vadeli grafiklerde bu seviyelerin üzerindeki rakamlar görülmüyor. Bu yüzden de birazcık daha grafikleri büyütebilirsek eğer burada net bir şekilde aylık grafikte genel çerçeveyi görebiliyoruz. Yüzeyli aylık üstel hareketli ortalama üzerinde gerçekleştirdiği hareketlerle mevcut yükseliş trendinin devamına ilişkin önemli sinyaller verdiğini görebiliyoruz. 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren çok önemli bir boğa piyasasının olduğuna şahit oluyorduk ve hala da bu etkinin devam ettiğini ifade edebiliriz. Bundan sonraki hedef işlemlerinde özellikle daha önce test edilen bölgelerdeki ilgili spike rakamları dikkate alınacaktır. Bu yüzden de bundan sonraki süreçte ilk hedefimiz 99.50 olarak kaydedilmiştir. Bunu net bir şekilde daha önceki hareketlerden görebiliyoruz. Kısa vadeli baktığımızda 97.73'ün üzerinde pozitif seyir devam etmektedir. Orta vadeli ve uzun vadeli baktığımızda ilk etapta bu yükselişlerin 99.50'lere kadar devam edebilme potansiyeli olduğunu vurgulayabiliriz. Dolar endeksinde yukarı, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi, Euro dolar paritesinde de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi açısından önemliydi ve bu süreçte bugün de devam etmekte. Baktığımız üzere 1.0733'lere kadar gerileyen bir Euro var karşımızda. Genel çerçevedeki hareketlere baktığımızda da 1.0855 ile 1.0733 arasında hareketlerini sürdürmekte. Sakinlik dememiz doğru değil. Sadece belli bölgelerde kısa vadeli sakinlik gerçekleştiriyor. Ama bu sakinlikten sonra tekrar sert hareketlerini görebiliyoruz. Genel çerçevede baktığımızda 1.0865, 1.0835 bölgesi önemli. Bu bölgenin altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etmesi beklenilebilir. 1.0730 desteğinin kırılması durumunda da satıcılı seyir kaldığı yerden daha da istekli olabilir. Sterling dolar paritesine baktığımızda aşağı yönlü baskıların devam ettiğini görebiliyoruz. Bazı tepkiler yaşasa da 1.50.95, 1.51.30 aralığında yani bu bölge altında aşağı yönlü hareketlerine devam ettirmeye çalışıyor. Günün kalanında da 1.51.30, 1.50.95 bölgesine dikkat edeceğiz. Bu bölgenin altında aşağı yönlü baskıların devamına ilişkin düşüncelerimizin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda yukarı yönlü önemli hareketler gördük. 122 seviyelerine yaklaştık ve özellikle yükselen trendde kanalın üst bölgesine yaklaştığımızda görebiliyoruz. 122.15 seviyesi mevcut. Yükseliş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydedilmiştir. Genel çerçevede bu yukarı yönlü çıkışlardan sonra bir tepki var. Bu tepki gerçekten önemli bir tepki mi? Bunu incelemek gerekiyor. Özellikle 121.15, 120.60 bölgesi kritik bir bölge. Özellikle satıcılı seyir devam edecekse 120.60'ın altına düşmesi gerektiğini unutmayalım. Genel çerçevede 120.60, 121.15 bölgesi üzerinde pozitif seyirin devam edebilme ihtimallerinin bir adım önde olduğunu vurgulayabiliriz. Ham petrol fiyatlarına gelecek olursak haftanın ilk işlem günü önemli bir çıkış yaşamıştık. Ancak çıkışlar 50.78'in üzerinde bir hareketi tetikleyemedi. Bu yüzden de tekrar bir satış baskısı oluştu ham petrol fiyatlarında. 50.78 önemini korumaktadır. 50.78'in altında aşağı yönlü baskılar devam edebilir. 49.30 destek noktasının kırılması durumunda ise mevcut satıcılı seyirde birazcık daha istekli olabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Kıymetli madenlere geçecek olursak altın fiyatlarında Özellikle son saatlerde önemli bir yükseliş kaydedildi. 1155'lerden toparlanan bir görüntü söz konusu. Şu anda 1165'lere yakın seyrini sürdürmektedir. Ama bu çıkış bir mevcut düşüş trendi içerisinde düzeltme hareketi olarak değerlendirilmelidir. 1175.50 direnci önemini korumaktadır. Bu seviye geçilmediği müddetçe mevcut yukarı yönlü çıkışların satış fırsatı olarak değerlendirmesi yönündeki düşüncelerimiz ön plandadır diyebiliriz. 1175 öncesindeki ilk bariyer ise 1169.50'dir diyebiliriz. Gümüşe geçecek olursak alçalan takas formasyonu ve takoz formasyonu da alt bölge olarak kaydettiğimiz 115 65 115 50 bölgesinden toparlanan bir görüntü var karşımızda. Bu tutum yukarı yönlü hareketlerin tetiklenmesine katkı sağlayabilir ki bu da 1607 1634 bölgesinin yeniden gündeme gelmesine katkı sağlayabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle formasyon gereği kanalın içerisinde seyrimizi sürdürmekteyiz. Henüz bir kırılım gerçekleşmedi. Bu yüzden de özellikle ve özellikle alt ve üst noktalardaki kırılma durumlarına dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden 16.34 ve 15.50 seviyeleri günün kalanındaki en önemli seviyelerdir diyebiliriz. Son olarak da Dolar Türk Lirası'na geçecek olursak en sona bıraktık yurt içindeki hareketlerden dolayı. Dolar Türk Lirası seyirini incelediğimizde doların Türk Lirası karşısındaki güçlü tutamına devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle Borsa İstanbul tarafına da baktığımızda da önemli geri çekilmeler gerçekleştirdiğine şahit olduk. Bu geri çekilmelerle yaklaşık %2.23'lük bir düşüş görebiliyoruz şu anda. 81 seviyesinin altında hareketlere şahit olduk. Bu da Türk Lirası üzerindeki zayıflığı tetikleyen bir diğer faktör olarak karşımıza çıkmakta. Dolar Türk Lirası hareketlerini incelediğimizde özellikle 1.5820 bölgesi üzerinde kalma çabasının netleştiğini daha da şiddetli görebiliyoruz. Dün 1.58.90'lardan toparlanan ve yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren bir görünüm vardı. Bugünkü hareketlere baktığımızda özellikle 1.59.95'lerden başlayan bir toparlanma söz konusu. Bu da yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasına neden oldu. Her ne kadar bugün Merkez Bankası önemli bir müdahale gerçekleşse de kur bazında baktığımızda hareketlerin Yukarı yönlü devam ettiğine şahidiz. Bu yüzden de Merkez Bankası nezdinde yapılan müdahaleler etkili olabiliyor. Ancak bu etki tamamıyla kısa vadeli anlık bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Genel görüntüyü de bu şekilde değiştiremiyor. Bu yüzden de Dolar e, Türk Lirası kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamına ilişkin düşünceler ön planda. Gün içerisinde 264 test edildi. Daha önceki tarihi zirve noktamız 264-70'te hatırlarsanız, özellikle 2.64.70'in üzerine çıkması durumunda alıcılı tarafta daha da istekli olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Spekülatif anlamda da 264-70'in üzerinde daha etkili olabilir dolar Türk lirası. Buna dikkat etmekte fayda var. Ancak genel çerçevedeki hareketlere baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin 2.67.40'lara doğru devam edebilme potansiyelinin bir adım önde olduğunu vurgulayabiliriz. Günün kalanında 2.60.40 seviyesi üzerinde pozitif bir seyirin devamına ilişkin düşünceler ön planda. Tabii ki 2.60.40'lar çok dip nokta. Birazcık daha rakamları revize edecek olursak ilk etapta 2.62.95 seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer aşağı yönlü bir hareket göreceksek ilk etapta 2.62.95'lerin altında bir rakamı görmemiz gerekiyor ki 2.61.60, 2.60.40 gibi rakamları konuşabilelim. Aksi takdirde yukarı yönlü hareketler daha da istekli görülebilir diyebiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar, türk lirası dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.